Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar beden eğitimi dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. 1. sorumuzda basketbolda her takım sahada kaç oyuncu bulundurabilir şeklinde bir ifade var. Basketbol takımları biliyorsunuz ki 5 oyuncudan oluşur arkadaşlar. 5 oyuncu bulundurabilir diyelim. Saha içerisinde 5, kenarda 7 kişi yedek olmak üzere toplam 12 kişidir arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Karşı takıma hücuma çıkan takım kaç saniye içerisinde hücumunu bitirmek zorundadır? Evet, basketbolda 24 saniye kuralı vardır arkadaşlar. 24 saniye içerisinde karşı potaya şut atmanız gerekiyor. Yoksa hakkınızı kaybediyorsunuz, o atak hakkını. Basketbol kaç periyottan oluşur ve her periyot kaç dakika oynanır? Arkadaşlar, basketbol 4 yarıdan oluşur. 4 çeyrekten daha doğrusu. Onun için 4 periyottan oluşur diyelim. Ve her periyot 10 dakikadır arkadaşlar. 10 dakika, toplamda da 40 dakika olduğunu da anlamış oluyoruz böylelikle. Çünkü saniye bile çok önemli o basketbol müsabakalarında. Basketbol müsabakalarında takımlar en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir? Evet, biraz önce söylemiştik arkadaşlar. 7 tane yedek oyuncu vardır şeklinde yazalım. 5. sorumuza geçiyoruz. Sorularımız gayet basit ve kolay görüyorsunuz. 5. soruda basketbolda bir takım yedeklerle beraber toplamda kaç oyuncu barındırabilir? Evet, sorular hep birbiriyle yakın alakalı. Onun için 12 oyuncu şeklinde yine cevabımızı verelim. Handball takımı kaç kişiden oluşur ifadesi var. Evet, handball oynayanlar vardır belki aranızda. Handball takımı basketbol gibi değil arkadaşlar. Basket 5 iken handball takımı 7 kişiden oluşur arkadaşlar. Handbolda bir oyuncu topu tutarak kaç adım atabilir ifadesi tabii ki her müsabakada olduğu gibi. Basketbolda da bu böyle, handbolda da böyle. 3 adım atabilir diyelim. Evet, basketbol ve handbolun bu özellikleri birbirine benziyor arkadaşlar. 3 adım kuralı, yoksa steps oluyorsunuz. Özür diliyorum. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Handball sahasının ölçüleri hangi seçenekte doğru verilmiş? Şimdi handball sahasının ölçüleri biliyorsunuz ki arkadaşlar 40 metre uzunluk olacak. 20 metre genişlik olacak. Bu ölçülerdedir handball sahasının ölçüleri. Handball'da aşırı faul yapan oyuncu kaç dakikalık oyundan çıkarma cezası ile cezalandırılır? 2 dakika cezası vardır arkadaşlar. 2 dakika cezası şeklinde yine cevabımızı kısaca verelim. Voleybol müsabakalarında kullanılan file yüksekliği kaç santimetredir? Evet, voleybol oynayanlar bunu bilecektir. Arkadaşlar, bu kadın ve erkek için değişir. Kadınlar için diyelim. Kadınlar için 224 santim, yani 2 metre 24 santim. Erkekler için biraz daha yüksek olacak arkadaşlar. O da 243 santimetre olmak zorunda. Kadın ve erkek müsabakalarındaki o filenin yüksekliği erkeklerde yaklaşık 20 santim, 19 santim daha yüksek arkadaşlar. Basketbolda topu kazanan takımın karşı yarıya sahaya geçmek için kaç saniye süresi vardır ki? Biraz önce buna benzer bir ifade kullandık. O neydi arkadaşlar? 24 saniye kuralıydı ama karşı takıma, karşı sahaya geçmek için buna dikkat edin. 8 saniye içerisinde geçmek zorunda arkadaşlar. 8 saniye içinde karşı sahaya geçilmeli diyelim. Ve 24 saniye içerisinde de potaya şutu atmanız gerekiyor. Biraz önce konuşmuştuk.
Basketboldaki pas çeşitlerinden 4 tanesini yazınız. Evet, pas çeşitlerini biliyoruz arkadaşlar. Hemen aklımıza gelenler neler onları bir yazalım. Bir kere tek el pası var arkadaşlar. Tek el pası. Bir diğeri baş üstü pası. Bir diğeri yerden pas. Ve dördüncü olarak da göğüs pası diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 13. soruya geçiyoruz böylelikle. Hücum oyuncusu topu yakaladıktan sonra kaç saniye içinde topu elinden çıkarmalıdır? Bu 5 saniye kuralı var arkadaşlar. Buraya da 5 saniye içinde diyelim. Maç esnasında atılan şut potadan dönerse rakip takım topu ele geçirmeye çalışır. Bu harekete ne adı verilir ifadesi? Bu rebound olarak adlandırılır arkadaşlar. Rebound şeklinde yazılır. Rebound şeklinde kısa cevabımızı verelim bu soru içinde. Dribbling ne demektir? Kısaca açıklayınca dribbling hep duyuyoruz basketbolda da. Nedir bu dribbling arkadaşlar? Basketbolda topu sürme işine denir. Bunu da hemen yazalım. Basketbolda topu sürme işine denir diyelim. Dribbling, rebound bunlar basketbolla ilgili terimsel kelimeler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Son sayfa ve son birkaç soruya. Evet, burada da bizi bekleyen basketbolda hücum oyuncusunun topu elleriyle direkt olarak potaya atmasına ne denir? Bakın direkt potaya atıyorsak aynen futbol terimi gibi şut denir arkadaşlar buraya da. Evet, kısa cevabımız bu şekilde olacak. Voleybolda servis kullanacak oyuncu baş hakemin servis için çaldığı düdüğü takip eden kaç saniye içinde topa vurmalıdır? Evet, voleybolda biliyorsunuz ki aynı şekilde geçerli bir kural var. 5 saniye içerisinde arkadaşlar. 5 saniye içinde şeklinde yazalım. 5 saniye içerisinde servisi kullanmak zorundasınız. Daha fazla geciktiremezsiniz çünkü cezalı duruma düşmemek adına. Handbolda penaltı atışlarını atmak için kullanılan çizgi kaleye kaç metre uzaklıktadır? Evet, bu 7 handbolda önemli bir sayı arkadaşlar. 7 kişiden oluşuyorsunuz. 7 metre kuralı var. Bu 7 metre atışı da deniyor bu handboldaki penaltı atışlarına. Dolayısıyla kaleye olan uzaklığının da yine 7 metre olması gerektiğini unutmuyoruz. Evet, son 2 sorumuz diyelim bu video için. Basketbol sahasının standart uzunluk ve genişlik ölçüleri kaç metre? Evet, basketbol sahası biliyorsunuz ki uzunluk olarak 28 metre uzunluk, 15 metrede genişlik olmak zorunda arkadaşlar. Bu ölçütlerdedir tüm basketbol orijinal ölçüleri. Evet, son sorudayız. Pivot ve 5 numara ne demektir? Kısaca açıklayınız ve özelliklerinden bahsedin şeklinde bir soru var. Son sorumuzda arkadaşlar pivot biliyorsunuz ki hemen yazalım. Basketbolda pota altında oynayan, evet, basketbolda pota altında oynayan oyunculara denir. Evet, bu pivot nedir? Onu bir kere açıklamış olduk. Özelliklerinden de bahsedelim arkadaşlar. Pivot pozisyonunda oynuyor oyuncular genellikle uzun boylu. Çoğu 2 metre 10 santimetreden uzundur arkadaşlar. 2 metrenin üstünde insanlar uzun boylu ve fiziksel olarak, çünkü oradaki reboundları kapma adına güçlüdür diyelim. Çünkü pota altındaki mücadelelerde, evet, pota altındaki mücadelelerde etkili olmaları gerekir.
Evet, bu şekilde de bu videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar 20. soruyu da bitirdikten sonra görüyorsunuz. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.